Ma hememtu bir şeyin mimma kâne ehlul cahiliyet ya'malun bi. Cahiliyet ehlinin yaptığı işlerden bir şeye bir kere bile niyetlenmedim. İl gayra merratayn iki kere ta küçükken çocukken iki kere niyetlendim. Cahiliyet ehlinin yaptığı işlerden. O ve tabi içki, kumar, zina değil haşa. Yani normal bir eğlence türünden. iki kere niyetlendim. Ama küllü dâlike her ikisinde de Yahulullah beyni ve beynema uridumu yapmak istediğim işle Allah benim arama girdi engel çıkarttı bana nasip etmedi. Zaten masum olmak da nasıl bir şey, böyle bir şey. Değil mi? Korunmuşluk ama korunmuşluğun en üst derecesi. Sunne-i Ondan sonra hiçbir yani şeriatın çirkin gördüğü hiçbir kötü işe kalbimden niyet etmedim. Hatta ekremeni Allahu bir risaleti neticede Allah elçilik vazifesini bana ikram etti 40 yaşımda o zamana kadar. Ondan sonra zaten düşünülür mü? Ondan sonra hiç düşünülmez. Ama ondan evvelinde bile cahiliyet elin içerisinde bile ben iki kere diyor. Birisi kultu e dedim li gulamin kane benimle beraber otlatan bir köle vardı. Efendim, sallallahu aleyhi de koyun otarırdı. Biliyorsunuz bütün peygamberler ne yapmıştır? çobanlık yapmıştır. Küçükken sallallahu aleyhi ve sellem de e, efendim koyun otarırken bir arkadaşım vardı diyor. Mamin nebi illa ra'al Her nebi koyun otarmıştır. Sen de mi ya Resulallah? Ne'am küntü er'aha ala kara kara yıta bir Mekke'de. Mekke'de e, birkaç işte e, kilometrelik bir mesafede e, bulunan bir yerde koyun otarıyordum. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki Lev benim koyunlarıma da biraz sen göz kulak olsan da hatta etkule Mekke'de Mekke'ye gireyim de fe gece e, şeyleri yapıyorlar ne diyorsun sonra merasim gece merasimi yapıyorlar Mekke'de bir merasime katılayım düğün oluyor dernek oluyor bir merasimde bulunayım dedim Efendim kemayes buruş şebab yani genç delikanlıyım daha yeni işte delikanlıların müsamerelere de katıldığı gibi ben de bir e, bakayım ne var ne yok. E, o da tamam dedi senin koyunlarına da ben sahip olayım. Fakaraj gülizalik bunun için çıktım badiyeden şeyden yani çölden sahradan hatta cihetü geldim evvele derimin mekkete Mekke'deki ilk ev yani işte evlerin uzandığı yer o zaman az evler var. Semiyetü az azben orada ee, bir çalgı duydum. Efendim tambur gibi def, def çalıyor, tambur çalıyor. E, ee, onun sesini duydum. Bir düfufi, deflere vuruyorlar. Artık herhalde düğün varmış. Ondan sonra vel mezamiri, zurnalarda e, öttürüyorlar. birinin düğünü varmış. Fecelestü ben de oturdum en zuru. Bakayım ne yapıyorlar, ne <laughs> oynuyorlar diye. Sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğum. Fadurib ala üzünü o anda kulağıma Mevla uyku şeyini vurdu, mühürünü vurdu. Hiç daha bir şey duymadan fenimti uyumuşum. Ama hiç ya bir ses duymadım ya. Bir uyumuşum ki fema kazan illa mesus şems ertesi gün olmuş. Gece bitmiş, ertesi gün olmuş. Güneş çıkmış işrak vakti. Güneş bana vurunca uyandım. Neredeyim ya dedim. Allah Allah dedim. Feracatü döndüm. Velemek şeye istediğim hiçbir şey de yapamadım diyor. Yani canım çekti ki bir iki işte def mef dinleyeyim. Dinletmedi Mevla diyor. Ondan sonra e, bir isteğim yine gelmeden <laughs> sonra bu hal bana arız oldu merraten bir kere daha misle zalike yani işte çalgı şeyleri enstrümanları dinlemek şeyi Gençliğini anlatıyor, çocukluğunu anlatıyor. Resul melem evme badedal gibi şey. Ondan sonra böyle bir şeye asla kalbimden bile geçmedi. İki kere oldu, ikisinde de engel çıktı. Mevla bana dinletmedi diyor. Tabi düğünde def çalmak sünnettir. O var ama defe çıngırak takarsan, yanına da bir zurna eklersen, yanına da bir peşrev, ondan sonra o iş ayarı kaçar gider. Onun için hadis-i şerifler bize bunları e, ne yapmıyor? Tabii ki İmam Gazali, diğer bazı alimler, Mustafa Bekri gibi bazı meşayih, Şafii mezhebinde bunlara çok müsamaha var. Hanefi mezhebinde pek müsamaha yok. Bir tek düğünde, defin haricinde. Şafii mezhebinde bazı müsamahalar bulunmakla beraber. Tabii ki namaz vakti geçecekse, kadın sesi varsa, içerikte söylenen namelerde Allah muhafaza şirk sözleri, kazaya rızasızlık varsa falan falan o zaten dört mezhepte de haramdır. Kimisi de insanı kafir bile edecek şeyler var. Onu konuşmuyoruz. Ama ilahiler okunuyor ya şu an. Bu ilahilerdeki enstrümanlara bile Hanefi mezhebinde müsaade yok. Hanefi'den bir imamın Nablusi'nin birkaç e, meşayihten, meşayihtan adam müsaade edenler var. Var ama onların da manevi halleri var. Şimdi birisi ona itiraz ediyormuş. İmam Nablusi Hazretleri'nin tekkesine gelmiş. Ee, İmam-ı Nabi Hazretleri nakşidir yani hem de Hanefi'dir. i̇şte orada tamburlar falan asılmış kenarlara falan. Adam da içinden demiş ki Allah Allah büyük evliya diye geldik bu ne ya demiş falan. O da mübarek şöyle şey yapmış şöyle bir işaret etmiş. Hepsinden bir sesler zikir sesleri çıkmaya başlayınca yani biz bizim işimiz manevidir. Biz burada keyfimize nefsimiz için bir şey çalıp söylemiyoruz diye. Ona o kerameti gösterince o da zat demiş ben sana ta itiraz etmem. Bazı şahısların kendi özel halleri vardır. Bazı mezheplerde de fetvalar vardır ama o zatın kendi ruhani halini kendi bilebilir. Onun için bu ne yapmaz? Umum Müslümanlara fetva teşkil etmez. Bunların helal olduğu anlamına gelmez. Allah Teala haramlardan da, mekruhlerden de, şüphelilerden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Koruduğu gibi demeyelim. Korumasının hürmetine bizi de muhafaza eylesin. Amin. Amin Allah'ımız. Allah'a selam.